Bu çiftçimize Mansur Yavaş Bey'den ona teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir destekler sunduğundan dolayı Allah razı olsun diyoruz. Ve biz bu sıkıntılardan dolayı eğer böyle gitseydi yani çiftçiliği bile bırakmak zorunda kalacaktık. Ama eğer böyle bir destekler olduğu sürece biz tabii toprağımıza, emeğimize devam edeceğiz. Ama eğer bu şartlar altında bu destekler olmazsa ülke gerçekten çok zor durumda. Yani şu an millet bütün bankalarda susuzluk olmuş. Bu sene bizim arazimiz yanmış. Hiçbir etki, yardım görmedik devletten. Biz bu sene çok sıkıntılar gördük. Ama devlet bizde devlet olarak bize hiçbir çözüm bulmadı. Ama böyle bir destekler Mansur Yavaş'a Allah razı olsun. Bu bir demek yani. Büyük bir katkı sağladı. Allah razı olsun diyoruz yani. İsmim Hakkı Kaleli, Basri köyündenim. Bu yapılan yardımdan çok memnun kaldık. Hele hele küçük çiftçi için çok büyük bir ilaç oldu bize bu. Çoktan beri de senelerdir çiftçilik yapıyoruz. Yani böyle bir şey hemen hemen görmedik desek görmedik böyle bir yardım yani. Yani bu bize çok hora geçti. Çok memnunuz yani. Yani bu bize büyük bir fırsat oldu. Yani bir çiftçi olaraktan. Gerçekten yani evet hani bir ton ama ne olursa olsun yani bize bir büyük bir şey oldu, bunun faydası oldu, ilacı oldu yani bize. Mansur Yavaş Bey'den çok memnunuz yani. Bu yaptığı hizmetlerden dolayı çok memnun kaldık yani. Yani devamını dileriz inşallah. Adım Eyüp Antekeli. Çiftçiyiz. Kargalı köyünden. Çok güzel bir hizmet. Çok memnunuz. Her zaman böyle bir şey gerektir. Merhaba, ben Ankara Polatlı Basri Mahallesi'nde çiftçilik yapmaktayım. Adım Burak Yüksel. Şu anda zaten Ekim ayındayız. Ekil işlerimizi yapmaktayız. Bu desteklerden de şu anda memnunuz yani. Büyükşehir Belediye Başkanımızın verdiği destekler bizi çok mutlu ediyor. Bunların da devamını istiyoruz Büyükşehir Belediye Başkanımızdan. Biz daha önceden fide desteğinden yararlandık. Macar tohumu desteğinden yararlandık. Aynı zamanda şimdi buğday desteğinden yararlanıyoruz. Bu desteklerin devamını istiyoruz biz. Bunun gübrede, mazotta da devam etmesini istiyoruz desteklerin. Çünkü girdilerimiz çok yüksek olduğu için çiftçilikte kar amacımız, hatta köyde çiftçilikler bitmek üzere şu anda. Ama bu da destekler olduğu zaman biz çiftçiliğe daha çok yöneleceğiz. Hem de verim artışımız hem de ülkemize de katkımız yüksek olacak bu konuda. Bizim girdilerimizin düşmesini istiyoruz biz. Başkanımıza bu tarz destekler verdiği için, çiftçilerin yanında bulunduğu için çok teşekkür ediyoruz. Olduk bile. Meşhur olduk ya. Kepek yemişler. Bırak. Tamam mı bırakayım? He, bırak. Ben de sevişen mi? Tamam bırak. Dur bırakma, bırakma. Tamam. Bırak da hepsini. Ben 53 yaşından ilk defa böyle bir hizmetle karşılaşıyorum. İlk defa. Bunun devamını isteriz yani. Çiftçilerimiz, çiftçimiz çok mağdur. Evet, oldu tabii. Yani biz çok memnunuz şu an. Bundan faydalanan çiftçiler bedava bir tohum aldı sayılır devletten. İlk defa 53 yaşında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım ben. Daha önce böyle hiç büyük şehrin bir faydasını görmediydik biz. Bir mesajınız var mı? Tabii. Teşekkür ediyoruz Mansur Başkan'a. Desteklerimiz devamlı Mansur Başkan için.
Allah razı olsun, suyumuzu bile düşünüyor. Polatlı'yı Polatlı'dan daha fazla düşünüyor. Biraz kenara gelirim. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sözleşmeli üretim kapsamında daha önce 20 bin dönüm alanda nohut üretimi gerçekleştirmiştik. Bu sezon için de artık Ankara'mızın 25 ilçesinde bugün Polatlı'dan başlamak üzere sözleşmeli üretim kapsamında buğday tohumu dağıtımına başlıyoruz. Yaklaşık Ankara'nın 25 ilçesinde 7800 çiftçimize 5 milyon 150 bin kilogramlık bir buğday tohumu dağıtımı gerçekleştireceğiz. Yine bu sözleşme kapsamında çiftçilerimiz üretimini gerçekleştirdikten sonra Halk Ekmek Anonim Şirketi AŞ belediyemizin iştirakidir. O iştirak ürünleri çiftçilerimizden satın alma yoluna gidecek. Satın almış olduğu buğdayları da Halk Ekmek kullanmakta olduğu un yapımında kullanarak Ankaralı'nın üretmesini ve Ankaralı'nın tüketmesini sağlayacağız. Bu yıl ülkemizde 500 bin ton ürün ithal edilmiştir. Biz bugün 250 bin dönümlük alanda gerçekleştireceğimiz bu sözleşmeli üretimle yaklaşık 75 bin ton ürün elde etmeyi planlıyoruz. Bu da işte bu sene için ithal edilen, Türkiye'de ithal edilen buğdayın %15'ine tekabül ediyor. Önümüzdeki yıllarda inşallah ithal edilen oran kısmında Ankara'da buğday üretimini artırıp Ankara'nın her ilçesinde, her bölgesinde daha çok hibe, %90 hibeli buğday tohumu dağıtarak bu işlemleri gerçekleştirmek istiyoruz. 25 ilçede gerçekleştiriliyor. 7800 çiftçi bu destekten faydalanıyor. Desteklememiz %90 hibeli. 5 milyon 150 bin kilogram buğday tohumu dağıtıyoruz. Thank you.